Efendim, Berk Balbay Hoca konuğumuz. İlk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. İstanbul üzerine, özellikle deprem üzerine konuştu hocamız. Hocam, ilk bölümün sonunda söylediniz ama orası çok önemli. Akdeniz'de çok önemli ve büyük bir deprem bekliyorum diyorsunuz. Bunu bir kere daha tekrarlarsanız çok seviniriz hocam. Tabii. Malum üzerine bütün dünyanın hep fikir olduğu iki tane kuşak vardır. Anadolu'yu Avrasya ana kıtasına birleştiren ve Akdeniz ile Afrika plakasını arka tarafa doğru iteleyen bir iki tane fay. Bir tanesi Adana tarafından, Hatay tarafından denizden başlayarak Lübnan'dan Akabe'ye, Kızıldeniz'e giden hattır. Bir tanesi de Kıbrıs'ın sivri ucundan Dipla Karpaz'dan başlayarak Bafa, yani Kıbrıs kesiminde kalan hattan Girit'e kadar ve oradan Adriyatik'e ve bu şeylere kanik alanlara, Vezu ve Etna'ya kadar giden, Santorini'nin önündeki fay hatlarına kadar, Volkanlara kadar giden bir fay hattıdır. Aynı zamanda da Kıbrıs'ın burnundan git aşağıya Bafa'ya inmeden Korkuteli Antalya tarafından da yukarıya çıkan Muğla'ya kadar giden bir bir fay daha vardır. Bunların şu anda en büyük tehlikeleri var ve bunlar gerçekten devasa büyüklükte enerjiler açığa çıkarmakta, derinde ve yüzeyde olmakta, yani 100 kilometre derinde de olmakta, ilk 10 kilometrede de olmakta bu kırıklar. Bunlardan çok etkilenecek bir coğrafyadayız ve hatta söylüyorum, iklimlere etki edecek kadar büyüklükte bir deprem yaşanabilir. Yani dünyanın zaten dönüş yönü terse doğru dönmeye başlamakta, dönüş hızı azalmakta, tıpkı Mars'ın tamamlayıp terse dönmesi gibi. Bizde de bunların iklime de, dünyanın dönüş hızına ve yönüne de etkisi olacak kadar büyük olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir nüfusun yerleştiği coğrafyadan bahsediyoruz. Doğru değil mi Türker Bey? Hocam evet, yani iklimler bile değişecek diyorsunuz. Kaç büyüklüğünde olacak, onu tek söyler misiniz? Daha önce tarihte olmuş ve ölçümlenmiş, minimum 7.7'den başlıyor, 9.3 büyüklüğüne kadar kaydedilmiş depremler var. Bunlardan en yakını 1973'te 7.8 ve 8.3'lük depremler. Düşünün sonrasını. Yani o zaman bu Türkiye, Yunanistan, İtalya, çok her tarafın etkilenmesi demek hocam. Kesinlikle. İnsanlar bilmezler. Bizim Dikili ve Foça'da biliyorsunuz jeotermal tarım yapılır. Aydın'da jeotermal tarım yapılır. Foça'da volkanik bir alan olduğundan haberdar mısınız? Aynı zamanda Alaçatı'da herkes der gelir ama Karadağ dediğimiz şimdiki rüzgar enerjilerini dikerek rezil ettikleri bir fay hattının ve dağın olduğu yer var. 1954 yılında burada iki tane volkanik akıntı yüzeye çıkmış. Buraya şu anda Güvercin Tepesi denir. Gidip gezerek, yürüyerek bunları görebilirsiniz. Bu kuşak volkanik fay hattı kuşağı üzerinde ve şu anda bunların dönemi geldi. Ben bunları kendim uydurmuyorum veya işte gayba karışacak, gelecekten haber verecek şekilde değil. Bilimsel eski verileri yeni verilerle harmanlayarak anlatmaya çalışıyorum. Olmuş, olmakta. Bu kadar basit bunlar. Peki mesela 9.3'e varan depremler olmuş burada dediniz. Bunlar ne zaman olmuş, tarihte kaç yıl geçmiş ve şimdi beklentiniz ne yani? Hani kısa vadede mi bunlar olacak, orta vadede mi olacak? Yaklaşık 3000 yılda bir oluyor. Dünyadaki felaketler 1500 yılın katları şeklinde olur. Bu da dünyanın presesyonu, yani yatışıyla, güneş yönünde yatışıyla, açısını değiştirmeyle olur. Peki neden böyle olur derseniz, volkanlar da tıpkı bardağa koyduğunuz su gibi ne kadar eğerseniz eğin, yer çekimine göre, daha doğrusu evrenin çekimine göre davranacağı için bazı yerlerde volkan boşalmaları, bazı yerlerde de volkan lav akıntılarının fazlalaşması olur. Ben 12 bin yıllık döngünün son 26 yılını yaşadığımızı düşünüyorum. 6 bin yılın döngüsünün depremleri de daha önce izleri var. Bizim şu anda tahmin ediyorum 40 yılın içerisinde, ki bana göre son 26 yıl, bu devasa boyuttaki deprem ve kıta hareketlerini göreceğiz. Afrika sessiz sedasız, depremsiz üçe bölünüyor. Yarıkları görmüşsünüzdür. Son 26 yıl diyorsunuz. Ya bu çok yakın bir zaman dilimi.
Evet, Kahramanmaraş bunun bizim için belirtisiydi. Kahramanmaraş'ı gördükten sonra önümüzdeki 40 yıl boyunca bütün fay hatlarının kırılması gerekir sırayla. Bu böyle olmuş daha öncesinde. 1500 yıllar, 1000 yıllar, 1500 yıllarda olan faylar var. 1500, 3000, 6000 yıllarda kırılan faylar var. Bunlar devasa kuşaklar bunlar. Kıtaları gerçekten çok etkileyen kuşaklar. Ve bunlar sırası geldi. Yani artık birisi çıkıp derse bugün olacak, şu saatte olacak. Bu külliyen palavra. Ama dersem ki, benim gibi bilim insanları derse ki bunun... Aldığımız eğitimlerin sonucunda söylüyorum. Bunun zamanı hemen hemen gelmiştir. Çünkü birikme stresi metrelerle, milimetrelerle ölçülür. Ve artık bu gerginliğin Kahramanmaraş'ta nasıl geldiğini, Malatya'yı nasıl daha önceden etkileyip, Elazığ'ı etkileyip bize doğru geleceğini Van depreminden başlayarak bilip anlatıyorduysak, artık sırası bu tarafa doğru geldi. Geldiği yerde de bu depremler önümüzdeki son 40 yılın içerisinde ve bana göre 26 yılın içerisinde gerçekleşecek. Bundan daha ötesi yok. Akdeniz'de büyük depremler bekliyor hoca. Tabii ilk videoyu izlemeyenler şunu soracak. İstanbul diyecekler. İstanbul'da böyle bir deprem beklemiyorsunuz. İstanbul'da İstanbul'u etkileyecek. Hep söylüyorum ya, neden İstanbul? Çünkü çok büyük bir nüfusumuz var. Çanakkale'de deprem olur, İstanbul etkilenir. Bandırma'da deprem olur, Yalova'da deprem olur, İstanbul etkilenir. Hatta en tehlikelisi Karadeniz'de bilemediğimiz fay hattı var. Takip ediyorum. Benim şu anda bulunduğum İğne'de Demirköy Kırklareli'nin hizasından başlayıp Batum'a kadar giden inanılmaz hiçbir bilgimizin olmadığı, yüzeyde fay işaretleri olmayan, kırık işaretleri olmayan bir line'da, bir hatta depremler oluyor. Ben bundan çok korkuyorum. Celal Hoca bir şey anlattı, sonra bana sordular ama ben bunu 30 yıldır anlatıyorum. Karadeniz patlar dedi, patlıyor dedi. Evet, Karadeniz patlıyor, içindeki bulunduklardan dolayı sadece depremden korkmayın. Diyeceksiniz ki hemen mi patlayacak? Karadeniz'in zemindeki 100 metresiyle yüzeydeki 100 metresi deniz suyudur. Arada hidrojen, sülfür ve diğer patlayıcı gazlar birikir bulunduğu yerden kaynaklı. 3000 yılda bir de bu, yani 3-4 bin yılda bir de sıkıştıkça Karadeniz patlar. Karadeniz patladığı zaman da kendisi 60 kilometre dedi ama 90 kilometre çapında bir alanda oksijen tükeneceği için yaşam kalmaz. Yani bu Hazar kıyılarından Kırım kıyılarından bütün Karadeniz dağlarının arkasına Marmara'nın tamamını kapsayacak büyük bir coğrafya. Aynı zamanda bu yeraltı sularının, sıcak sularının Bursa tarafında olup fay hattının Tekirdağ'dan itibaren bizim bu dağ tarafına yaslanmış alanında çok büyük bir devasa deprem olmayacağı için de İstanbul'un önünden geçen Kumburgaz fayının sadece küçük bir şekilde kırılacağı, en fazla 6,5 İki parçanın bir anda kırılması sebebiyle belki 6.7'ye kadar bir deprem olabilir. Diyeceksiniz ki ya 7.4 olursa ne yapacaksın? Nerede olduğuna bakacaksınız. Yalova'da var bu büyüklükte, Biga'da var, Karabiga'da var, Bandırma'da var, Mudanya'da var. Bunların hepsi İstanbul'un burnu dibinde. Nasıl göl depremi İstanbul'u etkilediyse bunların hepsi İstanbul'u etkileyecek. Yani İstanbul'un direkt kendine ait bir depremi yok. Bunun adına toplamda genel olarak Marmara depremi denmesi gerekir. Ve tehlike sadece bu da değil. Dediğim gibi Karadeniz'deki bir patlama var, Güneş'teki patlamalar var, deprem hatları var. Finale mi geldik hocam? Felaket tellalı gibi konuşuyorsun diyorlar ya. Belki de öyle, bilemiyorum ki. Tabii şimdi Naci Görür gibi deprem konusunda Türkiye'de çok bilinen Profesör Doktor Naci Görür'ün Malatya'da, Yeşilyurt'ta ben bir fay hattı görmedim. Bu fay hattı yeni bir fay hattı olabilir demesi bence sizin açıklamalarınızı hepsini özetliyor hocam, öyle değil mi? Yani demek ki daha bilinmeyen çok şey var. Türkiye'nin hiçbir noktası depremden uzak değildir. Ben Kırklareli Demirköy'deyim. En az depremselliğin olduğu yer bana 75 kilometre uzaklıkta tarihinde 7-4, 7-6'lık depremler oluşturmuş bir Bulgar fay hattı var. Yani mutlaka ve mutlaka tüm dünya bu depremlerle yatıp kalkmak zorunda. Bunun başka bir izahı yok. Deprem insanı öldürmez. Depremin olduğu yerde bereket vardır. Ama binalar, hatalı seçimler, insanların kendi azgınlıkları ve mala tamahları kendisini öldürür. Lütfen ve lütfen kentsel dönüşüme,
buna annem de dahil, buradan söylüyorum. Binalar artık kanser oldu. 1980'lerde 90'da yapılan binaların kalitesi günümüz binalarıyla aynı değil. Bakın Hatay'da cam kırılmamış binalar var. Üzerinden vitrinden mal düşmemiş binalar var. Ne olursunuz biraz ciddiye alalım bu işi ve depremden değil çürük binalardan korkalım. Başka kaçacak bir yerimiz, gidecek bir yerimiz yok. Nereyi terk ederseniz deprem sizi öteki tarafta bulacak. Hocam son soru, bu Yalova'daki deprem neyin işaretiydi? Orası beklediğiniz bir yer mi? Ben direkt beklediğim, en önce beklediğim yerlerden bir tanesi. 63'te en son 6.3 olarak kırılmış ve o aralıklarda kırılan, yani kısa aralıklarda kırılan bir fay hattı burası. Ve en fazla ürettiği depremde fay hattı da bu. Ama buna bağlı bir Mudanya ve Bandırma'ya doğru giden fay hattı epeydir kırılmadı. 250 yıldır bir arada kırılma ihtimali olan tek fay bu. Ha, o zaman işte 7.2, 7.4'lük deprem İstanbul'un 110 kilometre açığında olur ama İstanbul'dan etkilenir. Tabii. Ama İstanbul'un burnunun dibindeki fay Kumburgaz fayıdır. Bir tek başına kırılabilecek fay da odur. Yalova kendi başına küçük bir fay olarak da kırılabilir. Güney hattıdır. Tek başına 110 kilometrede kırılabilir. Bununla ilgili şaka yok. Evet. Berk Balbay konuğumuzdu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii hocamız çok hakikaten de önemli uyarılarda bulundu. Beklenenler var. Bunlar felaket tellallığı değil. Gerçekleri ortaya koyuyor hocalarımız. Ama bizlerin yapması gereken en önemli şey kesin kentsel dönüşüm. Kesin tabii bunun imkanları da sağlanarak insanların da, devletin de, hükümetin de elini taşın altına koyarak bu işin hızlandırılması. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Like etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone sayısında sanki bir yavaşlama var gibi. Abone olmanız bizim için gerçekten çok önemli. O yüzden abone olmayı davet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.